Sondaj akışkanları hakkında temel bilgiler. Sondaj çamuru nedir? Sondaj çamuru, petrol, doğalgaz veya jeotermal kuyu sondajlarında kullanılan ve kazılan kuyu için hayati öneme sahip olan bir akışkandır. Sektörde kullanılan çamur kuyunun kanıdır deyimi, sondaj akışkanının ne kadar önemli olduğunu anlattığı gibi bizlere görevleri açısından da ipuçları vermektedir. Neye yarar bu çamur? Vücutta kanın işlevlerini düşündüğümüz zaman aslında bu soruya aşağı yukarı bir cevap bulmuş oluyoruz. Kanın vücutta yaptığı vücudun ısı dengesi, sistemin beslenmesi, dışarıdan gelen yabancı maddeleri karşı savunulması, besin yıkımı sonucu oluşan zararlı ürünlerin vücuttan atılmak üzere taşınması gibi önemli görevleri sondaj operasyonları sırasında sondaj akışkanlarının yaptığını söyleyebiliriz. Sondaj sırasında kuyuda bulunan matkabın soğutulması, bu matkaba hidrolik enerji iletilmesi, sondaj dizisinin ağırlığının yüzdürme kuvvetiyle azaltılması, kuyuda matkap ilerledikçe oluşan kesintilerin kuyudan temizlenmesi ve dizi ilaveleri sırasında kuyudaki bu kesintilerin askıda kalmasının sağlanması ise sondaj akışkanlarının görevidir. Peki bu sondaj çamuru nasıl bir akışkandır? Bir akışkan hakkında aklımızda nasıl sorusu varsa başvurmamız gereken bilim dalı reolojidir. Daha net bir tanım yapmak gerekirse, reoloji başta sıvılar olmak üzere maddenin akışını inceleyen bilim dalıdır. Akışkanları reolojik olarak iki ana grupta inceleyebiliriz. İlk grup, viskozitesi uygulanan kuvvetle değişim göstermeyen, shear stress, shear rate grafiği doğrusal olan ve sıfır değerinden başlayan akışkanlardan oluşuyor. Bu gruba Newtonian akışkanlar adı verilmiştir. Bu sınıfa verilebilecek en güçlü örnek su olabilir. Newtonian akışkanlar için tekrar belirtilmesi gereken nokta, viskozitenin değişmez olmadığı, değişimin ancak sıcaklıkla olabileceğidir. Diğer bir grupsa non-Newtonian akışkanlar adıyla anılan gruptur. Bu grupta bulunan sıvıların viskozitesi uygulanan kuvvete bağlı olarak değişmektedir. Sondaj akışkanlarının çok büyük bir kısmı bu sınıfta yer almaktadır. Non-Newtonian sıvılarda viskozite konusu iki ayrı formda gözlenmektedir. Bunlar shear thickening ve shear thinning sıvılardır. Shear thickening sıvılar uygulanan kuvvet karşısında viskozite artışı sergileyerek katı forma yaklaşırken, shear thinning sıvılar uygulanan kuvvetle viskozite düşüşü yaşar ve daha akıcı hale gelir. Geleneksel anlamda sondaj sıvıları non-Newtonian ve bu bakımdan shear thinning özelliklere sahip akışkanlardır. Buna ek olarak sondaj sıvıları zamana bağlı viskozite bakımından tiksotropik özellik sergiler. Kısaca açıklamak gerekirse bekledikçe jelleşen yapılardır. Ancak herhangi bir kuvvet uygulanınca viskoziteleri düşmektedir. Tiksotropi konusunu şimdilik ilerleyen dönemlerde tekrar dönmek üzere bir kenara ayırıyoruz. Peki sürekli adı geçen viskozite nedir? Basitçe açıklamak gerekirse viskozite sıvının akışa karşı gösterdiği dirençtir. Uygulanan kuvvetin harekete dönüşebilmesi için sıvı içerisindeki iki laminal yüzeyin arasında bulunan sürtünme kuvvetinin aşılması gerekmektedir. Viskozite tam olarak buradaki kuvvetin sonucudur. Viskozite, akış gösteren maddenin molekülleri arasında oluşan sürtünme kuvvetidir. Yapılan testler sonucunda ortaya çıkan grafikler, sondaj sıvısının reolojik modelini elde etmemize sağlamaktadır. Ancak sondaj sahalarında kullanılan belirli dönme hızlarına bu ölçümler daha önceden ayarlanmış viskometrelerle yapılmaktadır ve kısıtlı bilgi sağlamaktadır. Bu sebeple sondaj sıvıları genel olarak hersel buckley modeline uygun olsa da Bingham Plastic modeline göre yorumlanmaktadır. Ancak laboratuvar ortamında bu testler reometrelerle yapılmaktadır. Reometrelerde viskometreler gibi belirli bir dönme hızı sonucu uygulanan shear rate'in shear stress sonucunu ölçen cihazlardır. Gelişmiş reometreler 10 üzeri eksi 3 RPM'den 1000 RPM seviyesine kadar tüm değerlerde ölçüm yaparak sonuçları kaydedebilmekte ve en sağlıklı grafikleri oluşturabilmektedir. Ancak bu ekipmanların çok pahalı olması ve testlerin uzun sürede sonuçlanması nedeniyle saha ortamında kullanımı pek mümkün olmamaktadır. Sondaj sıvılarında kullanılan viskozite ise görünür, yani apparent viskozitedir. Görünür viskozite, bir sıvının belirli bir kesme hızına karşı uyguladığı kesme kuvveti. Yani shear stress grafiğinde elde edilen eğimdir. Genel bilgileri verdiğimiz bu videomuzda adı geçen her konuya ileride tekrar döneceğiz. Örneğin tiksotrofi sondaj sıvıları üzerinde durulması gereken bir konudur. Öte yandan reolojik modeller konusundan bahsetmek gerekmektedir. Fakat tüm bu konuları aynı video içerisinde incelemek yorucu olacaktır. Teorik ve pratik bilgileri harmanlamaya çalışacağımız bu serinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.